Herkese merhabalar. Çağrı Sarıgöz Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir ortalıkta yoktum. Çok paylaşımda bulunamıyordum. Sonunda tekrardan podcast'leri çekebilir hale geldim. Bu bölümde konuğum Fırat Demirel. Fırat Demirel'i birçoğunuz tanıyorsunuzdur tahminimce. Özellikle Webrazi'de uzun yıllar teknoloji yazarlığı yaptığı, işte girişimleri tanıttığı yazılarından tanıyorsunuzdur. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Çağrı, merhaba. Sen de hoş geldin demeli miyim bilmiyorum ama çok sevindim seni gördüğüme. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Sonunda yüz yüze de konuşma fırsatımız oldu. Evet. Fırat, istersen seni kısaca bir tanıyarak başlayalım. Fırat Demirel kimdir? İşte çocukluğunda neler yaptı? İşte nerelerde okudu? Bugüne nasıl geldi? Evet. Bu soruyu alınca ben de böyle 2004 yılında İstanbul'a geldiğimle başlatıyorum soruyu, ama onun öncesi işte Kars'tan İstanbul'a geldim. Kars'ta Anadolu Lisesi'nde fen bilimleri bölümünde okuyan bir öğrenciydim. Böyle çok aslında internet kafelerde tanışan, çok da fazla internete giremeyen birisi olarak üniversiteye geldim. Abim, mesela bizim kitaba belki birazdan gireceğiz ama hani böyle Commodore 64'lerle falan tanışmadan, işte MS-DOS falan bilmeden böyle 2004 yılının sonunda abim eve bir bilgisayar aldı. O bilgisayar internete bağlanamadan üniversiteye geldim. İnternetin ne olduğunu hani diyebilirim ki üniversitede öğrendim. Hatta forum nedir diye bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Bizim üst sınıftan abilerimize. İşte elektrik elektronik mühendisliği okumaya geldim. O konuda ortak noktamız olduğunda keşfettik zaten. Burada çalışırken işte bizim IEEE grubu vardır bilirsin. İşte kulüp aktiviteleri vesaire üzerinden bir staj başlangıcı oldu. Staj yaptıktan sonra dönem sonra hani birlikte gelin çalışalım diyen bir bizim staj yaptığımız şirket vardı. Onlar da mobil servisler geliştiren bir şirketti. Onlarla birlikte çalışmaya başladım ve o aslında bu arada işte yurtta bilgisayarla internete bağlanmaya vesaire de başlamıştım. Sanırım ikinci sınıfta evdeki bilgisayarı buraya getirdim. Ve hani kendime ait bir bilgisayarla sürekli interneti olan bir dünyaya kavuştum ve bu beni hani bir yönüyle de olumsuz etkiledi diyebilirim. O gerçekten internete bağlanmak benim için çok çekici ve bir yandan bağımlılık yapan bir alışkanlık haline geldi. Üçüncü sınıfta o çalışmaya başladıktan sonra yarı zamanlı ben hiç çalışmayı bırakmadım. Biz üç arkadaş başlamıştık. Onlar işte zamanla işte okulu bitirmek ya da okulu bitirip başka bir işe geçmek anlamında işten ayrıldılar. Ben devam ettim bir 2,5 yıl kadar. Ondan sonra Webrazi süreci başlamıştı. O arada işte Pilli Network'te benim kitapta yer verdiğim Bildirgeç Zamazinki gibi siteleri vardı. Orada küçük reklam gelirleri de paylaştığı için öğrenciyken biraz da çekici geldi. Bir yazma aktivitesi başladı. Webrazi'ye işte 1 yıl, 1,5 yıl kadar sanırım dışarıdan yazdım. O zamanlar çok başındaydı. Sonra ofise geçen ve hani ilk board role'u çalışanlarından birisi oldum. Bir 9 yıl kadar o devam etti. Çok böyle yazar olma kariyeri aslında aklımda yoktu ama hani internet girişimleriyle ilgileniyor olmak sanırım beni daha çok içine çeken taraf oldu ve kendimi aslında biraz teknik ve bir şeyler üretiyor olma hissinden uzaklaşmamış hissettim. Yani daha sosyal bilimlere dönük ya da daha işte siyaset, edebiyat gibi bir sözel bir alandan olmaktan ziyade yine teknolojinin içinde olduğumu hissettiğim için sanırım kaldım. İşte o 9 yıl kadar devam etti. Ondan sonra yüksek lisansta bilim tarihi ve felsefesi, onun öncesinde bir felsefe üzerine eğitim veren bir Hikmet Okulu diye bir ücretsiz bir eğitim dönemi vardı. Orada biraz eğitim aldım. Sonra bilim tarihi felsefesinin benim için çekici ve ilgimi çeken bir alan olduğunu görüp böyle tezli bir yüksek lisansa başvurdum. O arada işte askerliği de yapmıştım. Yani Türkiye'de genelde biraz yüksek lisans askerlikle bağlantılı oluyor erkekler için. Ama sonra ben bir tezli böyle derslere gidip katıldığım bir yüksek lisans macerasına girdim. İşte kitlesel fonlamayla kitap açma fikri ne düşündükten sonra onu 2017 sonunda başlatmıştım.
Onunla birlikte de WebRise'den bir ayrılış oldu. Biraz daha dışarıdan yazmaya başladım. Sonrasında kitabı odaklanmak için tek başıma devam etme kararı da aldım. Böyle 2018'in Eylül ayında aslında tamamen WebRise'den ayrıldığımı da duyurdum. Çok fazla oraya bir şeyler de katamıyordum uzaktan. Biraz işte kendi bilgi birikimimi danışmanlık şeklinde girişimlere aktarmaya başladım. Son dönemde de girişimler.net adında bir Türkiye'de böyle ekosistemin hem hafızası hem girişimlerin kendilerini tanıtabildiği yeni bir mecra olarak modellemeye çalıştığım bir küçük girişimcik var diyelim. Çünkü hani onu doğrulama sürecindeyim böyle. Tam olarak nereye gidecek? Biraz şu anda en azından bir gelir modeli olmadan hani hep birinci günden aslında bir gelir modeli olsun deriz girişimlerin. Onu oluşturmaya çalışıyorum. Kısaca özetim böyle. Teşekkür ederim. Hani yazarlıktan bahsettin, daha çok teknik tarafa da yakın olmaktan bahsettin. Ama bir yandan da sanırım Arka Kapak isimli edebiyat dergisinin de editörlüğünü yapıyorsun. Yani oraya da hani edebiyat sanat tarafına da bir Şöyle, dokunmuşsun. evet yani o tarafta aslında Arka Kapak'ın kurucusu Mehmet Ali Çalışkan, o da mühendislik kökenli ama edebiyat ve kitapla ilgilenen bir Babil.com'un da aynı zamanda kurucusudur. O Arka Kapak dergisi çıkarınca bilim teknoloji tarafında bir yazar yazılar yazan birisini bulmak istediğini söylemişti. Önce bir iletişimimiz oldu. Sonradan onu ben tekrar sordum. O da işte seve seve hani yazılarını yayınlamak isteriz dedi. Ben de seve seve onlara katkı sağlamaya başladım. O bir 3,5 yıl kadar devam etti. Onları yani benim mesela kitap sürecine giden dönemde oradaki işte editoryal kadroda yayın kurulunda olmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir dergiyi yayına hazırlamakla işte bir yayın kurulu toplantısıyla bir derginin WebRise'deki işler daha farklı. Orada edindiğim tecrübeler de aslında bana mesela aslında dergimiz işte Edebiyat Kültür Kitap Dergisi ama ben yine teknoloji ve iş kitaplarına dönük yazıyordum. Ve bir yandan da tabii o tarafta sanat, kültür, edebiyat tarafında beslenmiş oldum. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sanırım Arka Kapağı kapattık. Dün fark ettim galiba hani LinkedIn'de sanırım onu güncellemediğimi. Şu anda hani Arka Kapak yok ama 3,5 yıllık çok güzel bir serüvenden sonra oradan ben de kendime birçok şey kazanarak o serüveni kapatmış olduk. Hatta bu bana işte internet girişimlerine özel bir dergi çıkarma fikrini de verdi ama onu bakalım önümüzdeki dönemde Evet. yapılabilecek işler arasına koydum. Tabii şimdi kağıt masrafları arttı. Bir de Evet. herkes online'da falan hani para verme Zaten evet. Ya biraz. birçok şey vardı Arka Kapak için. Hani benim düşündüğüm tarafta ise tamamen aslında dijitale dönük bir iş var. Ama her aslında dokunmadığımız alanlarda farklı tecrübeleri kaçırdığımızı bu sayede görmüş oldum. O da benim için güzel bir tecrübeydi aslında. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki yani şeyi aslında birazcık anlamış olduk. Ben de hani senin gibi elektronik mühendisiyim ama zaten birçok elektronik mühendisinin olduğu gibi farklı alanlara kayıyoruz. Evet. Seninki ama enteresan olmuş aslında bir elektronik mühendisine uygun bir işlerle uğraşırken hani işte mobil teknoloji falanla uğraşırken bir şekilde yani bu da internetin aslında birçok alana erişme imkan sağlamasıyla alakası var bence. Mesela İşte o Pilli Network sana bir fırsat sunduğu için belki yazmak bir de hani böyle öğrencisin böyle ufak tefek gelir bile getiriyor. Bayağı bir motive etmiştir tahminimce. Benim de mesela benzer bir deneyimim oldu. Bizim de işte bir arkadaşımın vasıtasıyla siyahkahve.com diye bir işte edebiyat komünitesinden haberdar olmuştum. Ben de mesela orada çok vakit geçiriyordum. Hatta sonradan işte oranın editörü, moderatörlüğünü falan da yaptım. Hani yönetimine de girdim. Ama hani öyle bir gelir durumu falan yoktu. Zaten bir süre sonra da biz tam mezun olacağımız sıralar kapanmıştı. Ama yani o da mesela beni mesela yazmaya böyle okumaya daha çok iten bir şeydi. Dediğim gibi yani internet her alanda insanı farklı bir yerlere çekebiliyor. Bir de tabii elektronik bence şey gibi bir durum da var. Hani iş alanı aslında direkt elektronik mühendisi yapabileceğimiz yerler kısıtlı. Çok evet yani gerçek mühendisliğe girebileceğimiz ya ben okuldan çok iyi dereceyle mezun olup işini yapan arkadaşlarıma da bakıyorum.
Hani şu anda benim de yapabileceğim, belki daha işte operatörlerde ya da telekom şirketlerinde, bankalarda çalışan arkadaşlar farklı bir yönelim, farklı bir keşif süreci başlıyor bizim için. Aynen öyle. Peki şeyi biraz hani senden öğrenmek istiyorum. 10 yıldan uzun süre, 11-12 sene aslında hani böyle işte ofise olan gittiğin, çalıştığın bir iş hani işin vardı. İşte Webrazi'de 10 sene yakın çalıştım zaten. Hani aynı şirkette oldukça uzun bir süre çalıştım. Hani böyle bir düzen hani devam ederken işte bir böyle bağımsız yazar ve danışman, aynı zamanda girişimci, hani böyle bir anda böyle hani 3-4 kola yayılan bir hani kendi zamanını yöneten birisi haline geliyorsun aslında. Hani seni buna hani ne itti? Hani nasıl bir motivasyon vardı arkasında? Yani bunu aslında hani tespitlerin çok doğru. 9 yıl bir yerde çalışmak gerçekten çok da aslında eşine rastlanır bir şey de değil. Bir yönüyle hani o uzun süreç bulunduğunuz yerde daha rahat etmenizi de sağlıyor. Yani işte tabiri caizse Webraz'da keyfim yerindeydi. Hani neden çıktım? Belki Webraz hani bundan sonra daha da iyi yerlere giderek bana daha da büyük katkıları olabilirdi. Benim için de hani birincisi aslında hem öğrenciyken de çalışmaya başladığım için hep böyle hatırlıyorum otobüste giderken. Benim çalıştığım şirket Turkcell'den ayrılan 4 işte kurumsal çalışanın aslında katma değerli servisler geliştirmek için kurduğu bir şirketti. Orada bir hani B2B alanın platform şirketi olmasına rağmen bir girişimcilik hikayesi var diyebiliriz. Yeni şeyler keşfeden ben hani öğrenciyken işte 2007-2008 gibi LinkedIn'e mesela üye olmuştum. O zamanlar hani bugünkü gibi çok daha böyle emlak brokerlarının falan olmadığı bir network'te çok daha az sayıda üyesi falan vardı. Hani onlarla bir şeyleri keşfetmeye başladım ve hani bir şeyler yapabilir miyim, yapmalı mıyım fikri kafamda dönüp duruyordu. 2004 yılında askere gittim, 2013 sonunda, 2014'te geldim. Yine bir şeyler yapma isteği taşıyordum. Hani onu birkaç yönden hani belki mühendislik tarafıyla hani sorun çözelim, daha iyi bir şeyler üretelim mantığıyla beni içgüdüsel olarak mı bir şeylerin olabildiğini düşünüyorum. Bir yandan da hani çok aslında işin içerisindeyiz. Ekonominin büyüdüğünü görebiliyoruz. İnsan ben de bunu yapabilirim hissi taşıyor. Biraz da çılgınlık herhalde var. Yani hani çünkü mantıksal tabloya koyduğunuzda uyuşmuyor birçok şey. İşte kitap projesini aslında orada kendimi ilk fonlama aşamasını sağlamak için yani çünkü belli bir zaman ayıracaktım işten. Bunun için hani işin beni ücretsiz kompanse etmesini bekleyemezdim diğer kitap için ayıracağım vakitte. Onu o şekilde tamamlayabileceğimi düşünce mesela yüksek lisansa başladım ama yüksek lisansı nasıl idare edebileceğimi çok detaylı düşünmedim açıkçası. Hani yüksek başlayınca eğer kazanıp da işte girersem onu da hani konuşup gerekirse işe uzun erken gitmek, geç çıkmak vesaire hafta sonu onları tamamlamak gibi bir şey tutturdum dedim. Onun için biraz yüksek lisansla aslında buna eklemledim. İşte biraz bizimkiler de buradaydı. Onların hepsini yine bir şeyler yapma hevesiyle birlikte 2017'nin Aralık ayında hani ya bir şeyler yapabilir miyim noktasıyla biraz da hani kendimi şeyle güvence altına alarak o kitlesel fonlamadan da gelen destekle hani yapabiliyorsam bir şeyler yaparım. Çünkü bir yandan 10 yıllık birikimle güzel bir networking de oluşmuştu diyebiliriz. Hani çok şükür aldığım geri bildirimler de bana o anlamda belki bir yol gösterici oldu. Yani bu psikolojiler içerisinde böyle bir denize atlama şeyi çıktı. Hani şu anda artık o belki birazdan onlara da geleceğiz. O işte freelance serbest çalışma dönemini çok daha yoğun şekilde hissetmeye başlıyorum o girişimcilik şapkasını. Çünkü işte kitap bitti. Yeniden hem çalışma disipliniyle hem işte gelir kanallarıyla yeni bir süreç oturtmaya çalışıyorum. Böyle bir çıkış oldu. O, yani içimde belki bir şeyler yapma isteğinde bir parçası var. Evet. Böyle. Yani kitap yazma süreci sanırım bir sene gibi bir
süreni aldı. Yani aslında bayağı uzun bir süre. Çünkü hani burada işte şöyle kapağını da göstereyim. Geleceği görenler Teşekkür ederim. Reklamları izlediniz. Türkiye'nin ilk girişimleri alt başlığıyla 10 tane girişimin hikayesi var. Tabii yani aslında 10 tane girişimin kurucusu olan girişimcilerin biraz daha onların odağında ilerliyor. Ama muhtemelen belki sen 50-100 tane girişimciyle görüştün, işte hepsiyle iletişim kurdun. Kitlesel fonlama kısmı var bunun yazması, işte tekrar editlenmesi. Yani Evet. bayağı bir süreç ve hani dergicilikten gelen belki bir deneyim vardı ama yine de hani sıfırdan bir kitabı yazmak bayağı sancılı bir süreç olsa gerek diye düşünüyorum. Hani başta bir tabii fonlama almak motive etmiştir ama yine de 300 sayfalık bir kitabı. Bir de yani o mesela bir sene boyunca sadece bununla mı ilgilendin? Nasıl oldu mesela o süreç? Evet. Biraz bundan bahsedebilir misin? Yani tam yüksek lisansa başladığım işte Eylül ayı gibi yüksek lisansa başladım. Ekim 18'de bizim kitap fonlamaya açıldı arikovan.com'da. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar da hani bana güzel bir şans tanıdılar ve bunu iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi görüyorum. Çünkü yani kronik kitaptan da Türkiye'nin bence güzel genç yayın evlerinden birisiyle çalışma şansımız oldu. Bunu hayata geçirdik. Kitlesel fonlama süresi 2 aylık bir süreçti. Ekim ve Kasım ayları geçtikten sonra ben hani fonlama zaten ilk 18 gününde başarıya ulaşınca, hedefine ulaşınca bunu hani bir an önce çıkıp işleri yetiştirmeye başlasam, çalışmaya başlasam iyi olur noktasına geldim. Çünkü o süreçte böyle aylık akbili hani ayda bitiriyordum ve tekrar yüklemek zorunda kalıyordum. Hani normalde 200 basım veriyor ve onu normal koşullarda bitirmek çok mümkün değil. Yani hiç hayatımda öyle bir şey olmamıştı ama işte işe gidiyordum, işten koşuyordum, okula gidiyordum, okuldan gidiyordum, işte kütüphaneye gidiyordum, kütüphaneden eve geliyordum, arada çalışıyordum vesaire. O zaman gerçekten o 1 aylık, 1,5 aylık süre benim için bayağı bir yoğun geçti. Ondan sonra ayrılma kararı aldım. Ayrıldıktan sonra işte dolayısıyla hani Webraz'dan aslında tamamen finansal bağlarımı kesip normal bir çıkış yapar gibi ayrıldım ama hani dışarıdan yazmaya devam ederim şeklinde de konuştuk. Velhasıl biraz daha o serbest çalışma dışarıdan yazar olarak Webraz'a katkı sağladım. O özellikle ilk 1-2 ay o sıcak dönemde ben de daha fazla Webraz'a katkı sağladım. Sonra işte biraz derslerin yoğunluğu, vize, final, makaleler yazma, onlarla meşgul olmak durumunda kaldım. Hani o yüksek lisansın o ilk ara döneminin, o sömestr tatilinin böyle tam nasıl geçtiğini de anlayamadım. Hani diğer şeyleri yetiştirmek derken yeni dönem başladı. İlk kitabı başladığım dönemde dışarıdan bir aslında tam o da benim için hem bir fırsat oldu hem bir şans oldu bir şeyleri deneyimleme adına. Dofo.com diye Türkiye'de alın adları pazarında dünyaya açılan bir girişim var. Onlarla birlikte çalışma sürecim başladı. Onu bugün hala devam ediyoruz. Ben işte Eylül ayında hemen hemen kitabı tamamen bitirdim gibi. Tekrar işte editleme süreçleri, teyitleşmeler, bütün bu süreçler devam etti. Kasım ayında artık nihayet matbaadan kitabımız geldi. Zaten açıkçası o benim bütün finansal hesaplamalarda işte az önce yani ismini aldım Mehmet Ali Çalışkan şeydi, bir girişimci nerede batar? Excel'de batar diye bir söz söylemişti. Hani gerçekten ben o ilk baktığım zaman o paranın böyle yüksek ve benim için hani çok iyi olduğunu düşünüyordum ama işin işte, Arkovanım'dan ürünü gerçekleştirmeye başladığım noktada şirket kurmam da gerektiği için o bütün süreçlerin bir de o aslında atasözü hazıra dağ dayanmaz sözüyle finansal anlamda bazı dengelenmeler, dengesizlikler olduğunu gördüm. İşte bir yandan Dofo ile devam etmeye devam ediyoruz. Ocak ayından sonra özellikle ben şimdi biraz daha işte danışmanlık ve hani kendi adıma bir girişim hayata geçirme noktasındaki sürece başladım. Yani oradaki gelir denklemini kitlesel fonlamada gelen işte fonlama tutarı da zaten bittiği için yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Orada da bir geçiş sürecinde olduğumu hissediyorum. İşte girişimler.net'i bu anlamda belki orta vadede
gelir getiren bir modeli taşıyacağım. Hani bir Patreon dediğimiz benim hani kitlesel fonlamadaki başarının oradaki destekçilerimin de belki katkı sağlayabileceği bir aylık sürekli tekrarlanan Patreon'u belki sen de okuyucu dinleyicilerine tanıtmışsındır. Bir model koydum. Şu anda ona devam ediyorum. İşte bir yandan danışmanlık konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle bir sistem içerisindeyim şu anda. Süper. Yani aslında o bir yıl sadece kitap üzerinde değildi aslında. Yani bir yandan Tabii yüksek kesinlikle. lisans var, bir yandan işte DOFO var. Hani bir girişimin işte ilk ayağa kalkmasında da katkı bulunmuşsun. Bir Evet. yandan da işte deneyimli işte girişimcilerin hikayelerini almıştım. Peki ben şeyi biraz merak ediyorum. Yani kitabı yazarken ben mesela kitabı okudum baştan sona ve hani gerçekten faydalı buldum bu hikayeleri. Çünkü bunun için hakikaten bayağı bir kan ter gözyaşı. Kimi yerde işte şansın seni gelip bulması, kimi zaman da hani şanssızlıkların seni gelip bulması. Hani burada çok bence öğretici hikayeler var. Mesela ben şeyi hiç bilmiyordum. Groups, Evet. sunum hikayesini hiç bilmiyordum. Beni bayağı etkiledi onun hikayesi yani. Çünkü bayağı böyle inovatif bir ürün işte kalkıp gidiyor Amerika'ya girişimini Mühendis, kuran. evet. Ve hani zorlanıyor orada işte bir sürü masrafı oluyor falan ve bir şekilde tutturamıyor ama işte oradan başka bir yere sonradan dönüşüyor ve hala ayakta kalmayı başarıyor. Yani gerçekten çok enteresan. Yıllarca uğraşmış bir girişimci. Burada gerçekten güzel bence şeyler var ve hani formatını da ben çok beğendim. Bu arada hani Teşekkür ederim. çocukluktan başlıyor yani. Ben o çocukluk hikayelerini çok severim. Çünkü o Evet. birçok şeyi bence gösteriyor bize zaten. Girişimcilerin çocukluğundan başlıyor işte nasıl ilk bilgisayarla internetle tanıştı gibi başlıyor genelde. Ondan sonra girişimcilere nasıl yönlendi ilk fikir işte nasıl ilerlediler. En sonunda da hani hikaye devam ediyor. Günümüzde ne yapıyor şu an gibi bir bölüm var. Ve önerileri işte girişimcilere ya da işte bu iş heveslere önerileri diye bölümler var. Hani direkt böyle şeyin olması da güzel. Çıktıların olması da güzel. Yani orada hani sadece okumuş olmak bir hikaye okuyorum Evet. değil de oradan bana nasıl dersler var diye güzel bir hani format Ya oturmuş bir bir şekilde. iskelet oluşturmaya dediğin gibi hani gayret ettim. Umarım katkısı olmuştur. Daha kolay ve anlayıp tecrübeleri hayatımıza aktarmak konusunda. Aynen. Bence o açıdan çok güzel. Hani gayet bilgilendirici, faydalı. Ama ben hani daha çok şeyi merak ettim. Hani burada şimdi 10 tane girişimci var ama belki sen 100 kişiyle görüştün ve hani kimisi oldu, kimisi olmadı. İşte bazılarında belki hani mesela sen dinliyorsun hikayelerini, yazıyorsun. Ben orada git geller oluyor filan. Hani tüm bu süreçte en çok ne seni zorladı, en çok ne zamanını aldı? Hani bu girişimcilere gidip ziyaret edip gelmek mi, işte e-mailler mi, işte yoksa bunu her seferinde editlemek mi? Hani nasıl bir süreç oldu senin için? Kitap yazmaya başlama noktasındaki ilk hareketim aslında bu doğal olarak bu girişimcilerle işte e-mailleşmek oldu. Onlara e-posta gönderdim. Bazılarını çok kez gönderdim. Çok kez gönderdim. Tekrar tekrar söyledim. Hani benim WebRise'den çıkış noktam da aslında biraz bu. Çünkü ben 2017 yılında işte Elon Musk'ın hikayesini okurken 2016 yılının sonlarında dedim ki ya 45 yaşındaki bu adamın 400-450 sayfalık hikayesini okuyorum. Yani Türkiye'den de bir şeyler yazsak, okusak neden okuyamıyoruz? Ya dedim ki hani o zaman Yemek Sepeti'nin işte Türkiye'nin en değerli girişim olarak satılması da daha sıcaktı. Dedim ki onların hikayesini yazabilir miyim? O zaman işte Melih Ödemiş, Nevzat Aydın'a vesaire e-mail attım. Ama hani biz WebRise'de merak edenler ya da yanlış tahmin edenler oluyor ama normal 9 dışarıdan yazan birkaç yazar dışında 9-6 ofise gidip normal mesai yapan kişilerdi. Diğer yandan işte bu benim görüşmek istediğim kişiler de çok yoğun ve onların gidip ziyaret etmem gereken kişiler. Onların takvimine uymam gerekiyordu. O zamanı ayarlayabilmek için aslında kitlesel fonlama arayışını girip oradan bir kendimi kompanze etmeyi düşündüm ve ilk önce tabii e-postalarla ulaşmaya çalıştım defalarca. Sonra onların uygun zamanlarında gidip onları ziyaret ederek ve o kitabın yazılmasını sağlayan iskelet soruları da bir yandan sorarak karşılıklı bir röportaj şeklinde çevirdim.
yani onlara ulaşmanın ve buluşmanın, çünkü bir yandan görüşmeler de geniş bir zamana yayıldı. Hani bir kere görüşmek yetmedi, birkaç saat bir daha görüştüm. İşte Melih Ödemiş, örnek veriyorum, Londra'daydı. Onunla işte Skype üzerinden görüştük. Hasan Yalçın Kaya ile bir kez Skype üzerinden görüştük. Bir gittim kendisiyle görüştüm vesaire. Zorlandığım noktalardan birini, yani bu hem onlarla birebir o zamanı yakalayıp bir yandan onlarla araştırma yapmayı istiyor. Şimdi internette bir şeyler yazdığında en büyük hatayı bile saniyeler içerisinde düzeltebiliyorsun. Ama kitap yazımında öyle değil. Onun için mesela son güne kadar onlardan hani yanlış bir şeyler yazmamak konusunda bir teyit almak gereği vardı. Keza bu konuda hani yazdıklarımız üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ebeveyn hikayesini mesela yazdığım halde çıkarmak durumunda kaldık. Orada hani başka kişisel kaygılar var mıydı bilmiyorum ama orada bir girişim hikayesini çıkardık. Yani insan hikayelerini yazmanın zor olduğunu fark ettim. Hani bugün ben Çağrı Sarıgöz'ün hikayesini yazmak istersen ve sen adının ve hayatının bir kitapta çıkmasını hayal ettiğinde eminim ki bazı noktalarda her ne kadar belki kendi söylediğin şeyler bile olsa, çünkü hani sözlü iletişim çok dinamik ve anlık bir şey. Ben mesela tekrar o ses kayıtlarını dinlediğimde ya bunu konuşmuş muyduk diye şaşırdığım da oldu. Bir cümle kurabiliyorsun. Bazen hani klasiktir. Geçenlerde öyle bir teknik direktörün Şifo Mehmet'in galiba başına gelmişti. Hani yenildik yerine kaybettik gibi bir şey söyledi. Hani belki bazen bir yanlış bir cümle kuruyoruz. Onlar tekrar metni aktardıktan sonraki düzenleme karşı tarafta nasıl bir akış buluyor, nasıl bir yansıma gösteriyor. Onu da tekrar görmek benim için bir yönüyle zor bir taraf oldu. Dediğim gibi hani tamamen bağımsız. Bunları sadece işte metni yönlendirme anlamında değil. Ama o kişilerin hayatını ve yaptıklarını doğru anlatabilme anlamında gerekli olduğunda gördüğüm için o tarafta bir mesai harcadım ve aslında hani kitabı yazmanın ötesinde onu metnin nihayete erdirmek benim için biraz zor oldu. İkinci bir hani WebRazi'deki hani dijitalde yazan bir yazar olarak fark ettiğim önemli bir şey bence kitap yazma sürecinin önemli bir kuluçka süresini kapsaması. Yani ben WebRazi'de işte günde 3-4 yazı mesela yayınlıyorduk. Ben yazıyordum. Ya burada ayda işte 60 ile 80 arası mesela yazı yayınlanıyor benim adım ama işte bir yıllık süreçte baktığım zaman çıkan tek bir ürün var. Bu kuluçka sürecinde tamamen hani dışarıya bir şey sunamıyorsunuz. Bir de ben şimdi 5600'den fazla yazı yazmışım WebRazi'de. Şey alışkanlığı var. Hani bunu yazın yayınlayayım da işte paylaşılsın, okunsun, yorum yapılsın vesaire, eleştirilsin. Bir geri bildirim alayım. Hani o canlılık hissi var. Kitap yazma süreci ise tamamen aslında kuluçkaya girilen bir dönem. Ve o kuluçka dönemi hani mesela bir yıllık bir süreç olur, 2 yıl olabilir belki. O süreçte o belki tabiri caizse hani yazarın yalnızlığına, kendi yalnızlığına alışması gerekiyor. Onun ben nispeten hani zor olduğunu söyleyebilirim. Hani daha hızlı çıkmak beni daha fazla motive ederdi. Kitap mesela o çıkış süresi uzadıkça bir yandan destekçiler olan taahhütüm de orada mesela bir yanlış planlama yapmıştım işte. Hani şu kadar şu kadar olur zamanda dediğim şeyler birçok farklı açıdan. Şimdi 10 girişim onların hepsiyle görüşebilmek, hepsinin işte konuşmalarını yeniden yazabilmek, bunun yanında başka girişimcilerle görüşmek, işte şununla da görüşsem nasıl olur, bir yandan araştırma yapmak. Yani kitapta yanlış söylemeyeyim ama hani yüzlerce olduğunu zaten hatırlıyorum. Yani 200-300 belki 400, onların hepsini zaten bir ayrı bir yazıda paylaşmak istiyorum. Özellikle bazı linkler uzun olduğu için. Ha, süper olur. Evet, Ciddi bir yani. evet dipnotlarla da doğru noktalara yönlendirmek istedim. Onun bir süreç analizini de belki hani doğru yapabilsem o uzun kuluçka dönemindeki motivasyonu biraz daha iyi kontrol edebilirdim diye düşünüyorum. Evet, ben de Başka bir hatırlıyorum. Başka devam beni ediyor. ne zorlamıştır diye düşünüyorum. Yani iyi bir yayın eviyle çalıştım. O anlamda hani kitabın yayına hazırlanması konusunda çok sorun yaşamadım çok şükür. Çünkü bir ara
acaba ben mi yayınlasam falan gibi daha çetrefilli ve işin dağıtım sürecinde beni zorlayabilecek bir yol düşünmüştüm. Ya özetle bunlar diyebilirim. Sen de mesela aslında girişim biraz benim hani kişisel hafızam ve sürekli hani web browser'ın içerisinde hikayelere dokunuyor olma. Belki okuyucular bazı hikayeleri, bazı şeyleri kaçırabiliyor ya da birisinin bir hikayesini okuyor ama biz web browser'da olduğumuz için sürekli bütün filmin tamamına belki şahit oluyoruz. İşte mesela noktada Groups tarafında seni yakaladıkları mesela bir yandan da noktada seni çalışmış olman orada kendinden bir şeyler bulmanı sağladı. Yani mutluyum açıkçası hani bu kitabı yazdığımız için yani o güzel farklı geri bildirimler de geliyor. İnsanların kendilerinden bir parça bulması da çok kıymetli. Daha detaylı ve daha çok araştırma yaparak aslında çok küçük görünen hikayelerden, olaylardan bile güzel kitaplar çıkabileceğini bu sayede keşfettim diyebilirim. Evet, yani dediğin gibi o hikayeler bence de önemli ve hani kendinle de özdeşleştirebiliyorsun. Ben işte 2 yıl kadar Nokta Medya'da çalışmıştım. İşte Tümay Asena ile de bayağı yakın çalışıyorduk yani. Mesela onun hikayesini okumak da benim için bayağı güzel oldu. Arkeoloji okuduğunu vesaire biliyordun sanırım. Biliyordum. Yani ben zaten hani daha başvurmadan önce bayağı işte Burak Büyükdemir'in bir röportajı vardı mesela, onu okumuştum. Röportajı değil de Evet. bir onları ziyaret edip izlenimlerini yazdım falan. Aha. Araştırmıştım ama tabii bu senin yazdığın kadar detaylı bilmiyordum. İlk Evet. başlangıç aşamalarını özellikle o kendisi Biraz işte. onları ben de araştırmak istedim. Hani dedim ya ben 2004'te, 2005'te doğru düzgün tamamen internete bağlanmaya başladım. Yani 2015'ten önce yazdığım hikayeler o kadar şey ki ben de onları aslında hepsini hem öğrendim hem böyle şaşırdım hem de paylaştım. Evet. Yani zorluklar, ben de hatırlıyorum süreçte işte Arı Kovan'ı destekçilerindendim. Arada böyle hani e-mail atıyordum, güncelleme e-mail işte, hani şurada sıkıntı oldu, işte bu yüzden gecikiyor, işte özür dilerim falan diye. Yani bence yine iyi kotarmışsın. Evet, çünkü hakikaten kolay bir şey. İlk kitabını yazıyorsun ve içinde 10 tane biyografi var aslında. Evet. Yani birini çıkarmış 11 biyografi üzerinde aslında çalışmışsın bir yandan. Ve bunları kısa bir şekilde özetlemek hakikaten zor bir uğraş. En azından Excel'i en sonunda bakmışsın. O iyi olmuş bence. Excel'e Evet. başlamasaydın Evet. o zaman daha çok şey yapabilirdin. Yani aslında deneyimlemediğim bir alan olduğu için bana zaman maliyetini özellikle tam olarak belirleyememek benim hatam oldu. Hani şu anda mesela ikinci bir kitap çıkacak olsam bunları çok daha doğru tahmin edip çok daha bir de bir kez yaptığım için şimdi ben yeni mesela bir dergi çalışmasına girecek olma noktasındaki tecrübem hem o röportajları kitap için yapmış olmak hem işte Arka Kapak'ta çalışmış olmanın tecrübesini beraberinde getiriyor. Bunlarla birlikte daha iyi ya da daha hızlı, daha verimli bir sürece girebilirim gibi. Az önce aslında unuttuğum şeylerden birisi ben çok Türkiye'de 2096 ile 2006 arasındaki kurulan girişimleri belli bir önemli bir seçkisini aslında burada kitaba konu edindik. İşte sahibinden.com gibi aslında Türkiye'nin ilk girişimleri arasında en büyüklerden birisi. Kitapta yok. Onları çok zorlandığım noktalar olarak da aksettirmiyorum ama onlara da mesela çok ulaşmaya çalıştım. Mesela Hepsi Burada'nın ilk kuruluşunu Kaan Dönmez'le işte InfoShop'un hikayesini yazmaya çalıştım. Yani o iletişim tarafında zorlandığım ve onları ikna etmek için çabaladığım bir dönem de oldu. Velhasıl işte yazmak isteyip de yazamadıklarım ama günün sonunda bunun için bir yandan hem süreç anlamında çünkü girişimcilerin hikayelerini metne aktarmak konusunda da çok şey davranmadım yani. Dinlediğim, öğrendiğim her şeyi %99'unu sanırım metne aktardım. Ama bir yandan işte girişimleri yazmak, işte sahibinden de olmalı dedim. Kitap yurdunda olmalı dedim. Kitap yurdunda da mesela tekrar birkaç kez işte farklı bağlantılar kurup onlara ulaştım. Ama onlar da kitapta yer almak istemediler. Sahibinden yanılmıyorsam kendileri bir kitap çalışmasına girmek istedikleri için de bunu kabul etmediler ama orada bir süreç de beni hani iletişim anlamında nispeten zorlayan ama hani red yanıtını aldıktan sonra da çok üzerine gitmediğim bir taraf oldu. Onlar da olsa mesela kitap
benim için daha da zor bir noktaya gidebilirdi. Şu anda da zaten 300 sayfanın üzerinde bir kitap var. Yani hem kitap böyle daha kalın ve belki ilk başta göz korkutucu bir şeye gelebilirdi. Yani şu andaki formatı, boyutu, her şeyle biraz sancılı olsa da benim için ve siz bekleyenler için sonunda sanırım herkes memnun oldu. Şimdi e-kitap hazırlığımız var. Çok yakında o da çıkacak. Bir yandan bir sesli kitap çalışması var. O da artık bu güzel podcast'te olduğu gibi artık insanlar dinleyerek de bilgi ve içerik tüketiyor. Sesli kitap hazırlığındayız. Yani insanlar özellikle şu anda 2000 doğumlu genç arkadaşlarımız üniversiteye geldiğini düşünürsek bizim işte mesela sen oradaki girişimlerden birisinde çalışmışsın. Bu bence mükemmel bir deneyim. O girişimleri belki hiç bilmeyen genç arkadaşlarımız var. Onların ya bütün hikayeyi aslında şahit olmaları adına bence beni de böyle mutlu eden, onlara bir tarihsel bir birikim bıraktığım için mutlu eden bir taraf var. Hep şey istiyordum, insan hani bu benim çabam yeni yazarlara da ilham olur diye. Bu belki sen de hani o eski yazarlık günlerini de aslında yeniden hatırlayarak sen de serbest çalıştığın için belki gününün mesela 25 dakikalık bir küçük bir kısmını böyle küçük anılarını ya da Ankara ekosistemine dair bir şeyleri yazarak kitaba ya da farklı bir içerik türüne dönüştürmeyi düşünebilirsin. Bence ilgi çekici olur. Ben Ankara'ya gelmek istedim mesela bunun için. Çok özür dilerim, uzatıyorum. Ama hani gelemedim. Uzaktan Tümaybeyli'de, İstanbul'da görüştüm. Ankara'da harika bir ekosistem var. Aynen. Bu aralar işte girişimci muhabbetinde biraz Ankara şeyi geçiyor, dinliyorsundur. Sami Can, işte sunucularından Sami Can şu an Ankara'da olduğu için bir seneden uzun zamandır. Aynen dediğim gibi yani Ankara'da da güzel bir ekosistem var. Özellikle daha böyle mühendislik tabanlı ama yine de internet girişimleri de var. Yani nokta medya gibi dijital girişimler de var. Yani evet ben de mesela özellikle Pilli Network'ü okurken o siyah kahve zamanlarına gittim. Çünkü orada tam yazarlık falan işte insanların bir sürü şey blog yazmış. Onun dışında bir de blogcunun Blokçu hikayesi tabii de Devrim Nokta Demirel. Medya'nın altında geçiyor. O da güzel. Nokta Medya'nın altında onun satın aldığı girişimin hikayesine de girmişsin. Mesela öyle şeyler de var. Derinlemesine inen hikayeler de var. Onları da mesela okurken aynı şeyi hissettim. Bu arada hani kitaba aslında çok derinlemesine girmedik. Bilerek girmedik. Çünkü daha yeni yaptığınız bir podcast vardı. Konuk olduğun İnanç Ayar'ın podcast'i. Onu da linkini paylaşacağım açıklama bölümünde. Hani aynı şeyi tekrar etmeyelim diye ben biraz daha farklı konular üzerinden gidelim dedim. Hani kitabı da tabii yine bir dokunduk ama hani daha çok kitap üzerinde konuştuğunuz o podcast bölümünde hani dinleyen arkadaşlara öneririm onu da dinlemelerini. Orada da İnanç Ayar'la birlikte yaklaşık böyle bir 40 dakikalık bir iki bölüm halinde yaptığımız bir şey var. Hani onu da tavsiye ederim. O yüzden kitabı hani şimdilik burada bırakıp zaten hani dediğimiz gibi o diğer İnanç Ayar'ın podcastinden dinleyebilirsiniz. Ben biraz daha şeye geçmek istiyorum. Sen de bahsediyorsun. Ben de yaşıyorum şu an onu. Hani kendi zamanını yönetmek hani nasıl ilerliyor senin için? Ki sen bunu hani işte 2017 başından beri aslında bu durumdasın. Yani bayağı bir 2 yıldır falan bu şekilde. 2017 sonu dersek Pardon, aslında yanlış söyledim. yıla gitti. Evet. 2018 başı diyecektim. Evet, yani 1,5 yıla yakın zamandır Evet. kendi zamanını yönetiyorsun. Hani bu 9-6 iş durumları artık çok o zamandan beri yok. Yani benim şu ana kadar gördüm hani günü işte iyi planlamak, zamanı verimli kullanmak problemleri oluyor ki İstanbul'da hele bir yerden bir yere gidiyorsan bu iş daha da zor oluyordur. Hani sen mesela zamanını, enerjini nasıl yönetiyorsun? Özellikle yıl başından bu yana, 2019 başından bu yana kitap da bittiği için hani Evet. bayağı bir zamanın senin önünde duruyor ve Evet. sen yönetmen hani gerekiyor. Nasıl gidiyor orada? Biraz böyle geriye dönüp Webrazi'yi ilk dışarıdan yazdım ama tabii üniversitede daha dersleri falan da verdiğim dönemde ki freelance dönemime bakıyorum. O zaman da yani evden çalıştığım için şimdi freelance çalışmada
ya da herhangi bir çalışanın içinde bulunduğu yani zaman ve mekan, dünkü bir derste bahsettim. Hani zaman ve mekan düzlemi var. Her zaman bir zamanın içerisinde, her zaman bir mekanın içerisindeyiz. Normal bir çalışma disiplini bize o ofis ortamını, yani mekanı, ideal mekanı sunuyor. Freelance tarafa geçtiğimiz zaman biz öncelikle bu aslında mekandan kopuyoruz. Evet, zaman yine aynı zaman. Güneş doğuyor, güneş batıyor vesaire. Ama hani mekanı optimize etmek çok önemli bir şey. Öğrencilik, işte o ilk 2009 senesindeki dışarıdan ve biraz yazdığım dönemde evden çalışıyor olmak, belki öğrenci olmanın psikolojisi, rahatlığı vesaire derken çok böyle freelance çalışmaya yatkın olmadığımı düşünmüştüm. Hani dikkatimin dağılması, başka şeylerle ilgilenmek vesaire gibi. İkinci çalışma, freelance serbest çalışma dönemime yaklaşırken ben artık hani aslında böyle bir her şey ölçümleme noktasında, işte ben askerden geldikten sonra özellikle hani hayatı daha dolu yaşayayım. İşte askerde eğer olursa bir çarşı izni hafta sonlarının işte mesela 9 ile 4-5 arasındaki gibi çok kısıtlı bir zaman, ama hani sivile gidiyorsunuz, hani bunu aslında işle serbest çalışma gibi düşünün. Sivilde 48 saatlik bir hafta sonum var. Yani o 48 saatlik hafta sonunda aslında ben istediğim gibi askerde çok kısıtlı bir zaman var. Biraz da hani serbest zamana geçmeyi bunu da benzetip, geldikten sonra böyle hayatımı zamanlamaya, plan yapmaya, işte spora gitmek, yani tahmin ediyorum mesela Pomodoro ile çalışmayı vesaire o zaman tutmaya çalıştım. Ne bileyim, bir yazıyı ne kadar sürede yazıyorum, ne kadar verimli çalışıyorum, tarayıcıda nerelere vakit ayırıyorum ve bunları nasıl optimize edebilirim gibi süreçlere girmeye başladım. Ben yine dediğim gibi WebRise'de biraz böyle kendimi takip ediyordum. Hani sadece en bariz görünen, işte kaç tane yazı yayınlandı, kaç tane yazı yazdım istatistiğinin ötesinde de bir şeyler yapmaya çalışıyordum. WebRise'den ayrılırken QB Server adında bir tarayıcı bilgisayar takip programı yazılımı aldım aslında. Onunla birlikte böyle bütün zamanımı, hani bütün günümü, hangi saatler arasında nasıl çalışmışım, nereye ne kadar vakit harcamışım diye takip etmeye başladım. Bu beni zaman yönetimi anlamında doğru taraflara yönlenmem ve mesela bununla ilgili aslında bir yazı yazdım, benim 2000, merak edenler bakabilir. 2018 yılında en çok vakit harcadığım uygulamalar ve bunu sadece öznel kendi fikirlerime bağlı olarak değil, rasyonel, nesnel, somut rakamlarla da işte en çok yazı yazmak için hangi uygulamaya vakit ayırdığımı ortaya koyabildim. İşte bunun hem bu bana şunu da sağladı. Ben bir kitap yazmak için bu uygulamada ne kadar vakit geçirmem gerekiyor? Yani şunu diyebiliyorum, örnek veriyorum. Ben eğer sadece 3 ay, 4 ay kitap yazmak için bir yere kapanabilirsem bu kitabı çıkarırım özgürlüğünü deme fırsatı sundu bana. Yani zamanı belirlemek için öncelikle ölçümlüyorum. Bunu ölçümlemeyi hem dediğim gibi bir yatay düzlemde, yani bütün nerelere ne kadar vakit harcıyorum her şeyi ölçümlemek anlamında. Bir de o parçaları işte Pomodoro disipliniyle çalışmak konusunda bölümlüyorum. İşte günlük 10 ya da üzerinde ya da altında hedeflemelerle aslında güne başlıyorum. Şimdi onu da bazen kağıt üzerinde, hatta şöyle bir gösterebilirim. Böyle küçük parçalara bölerek onları, mesela önce acaba büyük işleri mi yapayım, küçük işleri tamamlayayım şeklinde, çünkü o farklı disiplinler var. Bunlar tabii şimdi işin aslında teorik tarafı, yani bir kendinizi, zamanınızı takip etmek, işte Pomodoro planlamak, bir de sabah kalkıp işe başlamak var. Şimdi işe başladığımız noktada normal bir çalışma düzeni bize o rahatlığı sunuyor. Herkes çalışmak için oraya geliyor ve bir şekilde çalışıyor. Serbest çalışmaya başladığınızda dış etkenlerin dağıtıcılığı çok daha ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. Yani çok iyi bir öz disipline sahip olmanız lazım. Eğer zaten evde çalışıyorsanız bunu bir şekilde optimize etmeniz lazım. Dış etkenleri korumanız lazım. İşte İstanbul'da dediğin gibi, yani toplantılar vesaire mümkün olduğunca az vakit. Ben bu sene başında onunla ilgili bir yazı da yazdım. Hani çok fazla işte toplantılara uzun vakit ayırmamak, çok gerekmedikçe toplantı yapmamak gibi. Bunları optimize etmek lazım. Ben işte 2019'un başında yine böyle bir yıllık hedef motivasyonuyla başladım. Şimdi bazı şeyleri bizim
gelir ve şey dengemiz olduğu için, zaman ve gelir şeyini tutmamız gerektiği için bütün riskleri siz alıyorsunuz. Yani sağlık sigortanızdan kaybolan zamanınıza, işte hasta olduğunuz günden bir çalıştığınız kişinin bir işi iptal etmesine, ülkede kriz çıkmasından ailenizde bir şey olmasına kadar bütün, yani tatiller, ben mesela yani resmi tatillerin farkını anlayamadan geçen bir yıl yaşadım. Ya da hafta sonları mesela, hatta şunu fark ettim, ben pazar günleri çok daha verimli çalıştığımı genel itibariyle gördüm. Hani o günlerde daha çok üretken oldum, çünkü o dış iletişimi belki kapatabildiğim için. Çünkü insan, herkes pazar günü kendi işine baktığı için ben de gerçekten daha iyi çalışabilme fırsatı buldum. Yani zaman yönetimini dediğim gibi birkaç belki başlığa ayırıp uzatmak gerek, ama yine ben ölçümlemeye, şu anda ne yaptığımı tekrar özetlemek gerekirse, ölçümlemeye devam ediyorum. Daha iyi yönetmeye çalıştığım taraf, bir söz vardı hani, siz kendi zamanınıza saygılı, önce kendi zamanınıza saygılı olmasınız ki karşı tarafta sizin zamanınıza saygılı olsun diye. Başka insanlarla birlikte, işte mesela bu toplantılar olabilir ya da onların benden talep ettikleri bir iş konusu olabilir gibi, herhangi bir o kesişim noktasında zamanı daha kontrollü kullanmaya çalışıyorum. Bunun hani bir ilerleme, bir evrim, bir tekamül süreci olduğunu düşünüyorum. Hani kendimi daha iyi hale getirmek için. O 2019'a, şey 2009'a nazaran, yani 10 yıl sonra şu anda hani elimizdeki araçlar da aslında daha iyi olduğu için bunu yavaş yavaş daha iyi bir noktaya çıkaracağıma inanıyorum. İşte Pomodoro, evet güzel, ama birçok o diş etken dediğim gibi işin içerisine girdiğim bir yandan şey de var. Şunu da söyleyeyim. Hani o ilk mesela işten çıkarken başladığınız, ya günün işte 5 gün benim, ben çalışabilirim gibi. Tabii benim işte yüksek lisans vardı, kitap vesaire. Ona şu an hani yeniden tez süreci var aslında. Ama genel itibariyle zaman benim. O marjinal faydası ya da o ilk hissiyat zamanla normalleşmeye başlıyor. Yani o her şeyin o normal seviyesine inme noktası çok kritik. Ve o noktada sizin hani yavaş yavaş haşlanan kurbağa oluyor muyum, olmuyor muyum noktasını idrak etmeniz gerekiyor. Yani hani şeydir, bir mesela bir dersin boş olması her gün okula giden bir öğrenci için mükemmel, hani sevinç dolu bir şey oluyor. Ya da bir gün tatil olsa mesela, biz Kars'ta ben büyüdüm, hani kar tatili olurdu, böyle çok sevinirdim falan, ama yaz tatilindeki o bütün tatil günlerinin o kadar şey vermez, mutlu etmez. Yani serbest çalışmaya geçtikten sonra da o, ya işte şu zamanım hani benim olsa da, mesela işteyken çalıştığımız, mesela şunu diyebiliriz, işte 6'ya kadar çalışıyoruz. Ya yani 4'te çıksak da o 2 saatte çok güzel, şu anda neler yapardım falan dediğimiz zamanlar bir süre sonra normalleşmeye başlıyor. Hani zaman senin bir şeyleri kendi başına yapabileceğini de biliyorsun, ama hani o, ya bunu birazdan ya da yarın da yapabilirim, zaman yine benim noktasına geliyor. Onun için biraz aciliyet hissi oluşturmak sanırım gereken bir şey. Onunla ilgili benim küçük bir paylaşımım vardı. Kendim bir şeyleri daha hızlı üretip daha hızlı ortaya koymak konusunda da eğitmeye çalışıyorum. Yani sanırım sabit çalışanlar eğer karşı taraftan geri bildirim almayı da içermek koşuluyla elindeki işleri hızlıca bitirmeye odaklanırsın. Yani bir aciliyet hissi gerekirse, ben işte Akbank'ta sanırım 3-3,5 yıl kadar yazdım ve çoğunlukla yani kitap okuma ve yazma süreçlerimi son günlere sıkıştırdım. Hani en basitinden 3 günde eğer bir işi yapabiliyorsan, onu 30 günlük sürenin son 3 gününde değil de ilk 3 gününde yapmaya çalış. Onun için biraz o aciliyet hissini kendimde oturtmaya çalışıyorum. Ama bunlar hiç kolay değil. Yani zaten çoğunluğun yaptığı şey diyebilirim ki her zaman kolay olan. Yani bir yönüyle işte, yani şu anda serbest çalışanlar çok daha az, çünkü bu iş daha zor. 10 sene sonra belki bu iş daha kolay ya da daha çekici hale gelecek. Yani serbest çalışanlar kendilerini farklı şekilde belki korumaya da finansal anlamda daha rahat edebildikleri zaman bu sefer onlar yönelecek. Biz şu anda zor olanı yapmaya çalışıyoruz. Onun için de şeye boyun eğiyorum, biraz acıya.
katlanarak gittiğimizi görüyorum. Önemli olan da o işte mücadele ruhunu herhalde taşımak. Bakalım hani başarısız olabilir miyiz? Olabiliriz ama şu anda biraz daha işte mücadele etmeye, kendimi geliştirmeye odaklamış durumdayım kendimi. Süper. Ben de yani yaklaşık 7 aydır kendi zamanımı yönetiyorum. Ben de benzer deneyimler yaşadım. Dediğim gibi hakikaten bir yerden sonra o da rutine biniyor. Ve hani kendini sürekli bir şekilde ittirmen gerekiyor. Mesela o aciliyet durumunu bir işte çalışırken zaten ya önünde bir hedef oluyor. Bir iş arkadaşın senden bir şey bekliyor. Hani bu sayede o aciliyet durumu oluşuyor. Hele ki böyle mesela sen girişimler net üzerinde çalışıyorsun. Ya sadece senin sorumlu olduğun, senden ibaret bir oluşum şu an. Hani onu sen kendi başına ittirmediğin sürece, kendi kendini dürütmediğin sürece bir yere gitmeyecek yani. Hani sana ya işte ne yaptın girişimleri bak hani şu zaman şunu yapacak kimse demiyor yani. En fazla kendine bir takvim hatırlatması kurarsın. O da dit diye öter yani. Daha fazlası yok. Dediğim gibi kendi içinden bu motivasyonu sağlamak. Hele ki böyle işte uzun yıllar maaşlı çalışan olarak çalıştıktan sonra bunu sağlamak hakikaten bir alışma, onu kendine öğretme açısından hani zorlu bir öğrenme süreci oluyor. Yani zaten bu her türlü yani bir işten diğerine geçtiğinde bile yani birçok insanın yaşayabildiği durum. Atıyorum kurumsaldan startup'a geçtiğinde de yaşarsın bunu. Mesela ben işte daha önceden savunma sanayinde çalışıyordum. Nokta Medya'ya geçtiğimde yaşadım yani çok farklı bir şey var, ortam var. Hani çok daha dinamik, öncelikler çok daha hızlı değişiyor. İşte personelin yeri çok çabuk değişebiliyor falan. Hani benzer şekilde kendi işini yaparken de kendi önceliklerini işte takvimini çok iyi işte oturtmak lazım. İşte birilerine söz verirken iki kere üç kere düşünmek lazım. Çünkü yani işte ya işte ne olacak günde bir saat bakarım diyorsun. Ama bir bakıyorsun zaten günde 6 saat verimli çalışıyorsun zaten. Yani hani bir saat dedim 6'da biri gitti. Hani öyle düşündüğün zaman Toplam istatistikte belki onu bile hani, çünkü bizim mesela iş kazanma için yaptığımız bütün çalışmalar aslında ta gelir o şey vardı hani, eğer kimse parayı ödemiyorsa o yüzden toplantı yapmayın gibi, hani toplantı sadece para kazanmak için yapılır tarzında bir söz vardı. Ya da işte eğer bir teklif işte term sheet'le değilse teklif değildir, yani yatırım işte biz şu kadar teklif falan, ama söz hani işte kağıda dökülmeden, işte resmiyete girmeden tam olarak gerçekleşmiyor biz için. Bunların hepsinin bir maliyet olduğunu görüyoruz. Yani biz işte bir serbest normal maaşlı çalışan olduğumuz zaman biz bütün zamanımızı, risklerimizi karşı tarafa satıyoruz, zamanımız karşılığında bütün riskleri. Ve ondan sonra geriye kalan bütün riskler karşı tarafın oluyor. Ama serbest çalışma noktasındaki o işte özellikle motivasyon, onun için ben girişimcilere de yani hep böyle tek girişimci olmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o biri, yani moralmen düşebiliyorsun, işte sağlık sorunu olabilir ve sen düştüğün zaman bütün işler duruyor. Ve bu işleri hani iş yığılmaya başladığı zaman onu normal seviyesine getirmek bu defa 2 kat efor gerektiriyor. Orada hani işte serbest çalışanın psikolojisi bile başlı başına bir önemli konu gerçekten. Yani sen mesela daha aktif işte birlikte çalıştığın, danışmanlık verdiğin kişiler de var. Onların zaman yönetimi de tahmin ediyorum mesela seni de zorluyordur. Hani 1 saatlik bir görüşme 3 saate çıktığı zaman o da bizim için mesela zorlu bir hale gelebiliyor. Ya da o karşılıklı ilişkiler. Yani o kişinin serbest çalışmaya başladığın ya da bir hizmet vermeye başladığın noktada karşı tarafın sana hangi süreler içerisinde, hangi genişlikte ulaşabileceğini belirleyebilmek de bir önemli bir bölüm haline geliyor. evet. Bunları hani Türkiye'de de bu iş çok netleşmediği için belki hani yurt dışında hep birileriyle çalışma noktasında ya da o taraftaki disiplin çok daha belli kurallara tabidir. Ya bunları da göğüslemeye devam ediyoruz. Orada Aynen. birlikte paylaşım yapabiliriz. Şey eklemek isterim. Geçtiğimiz günlerde Webrise'de de çıkmıştı. Şimdi mesela freelance serbest çalışanlar kendilerini o çalışma ve küçük sorumluluk hissinde taşıyabilmeleri için böyle kameralı hani Twitch gibi mesela canlı oyun oynarken değil çalıştığını, ama mesela ön konuda bizim şu anda yaptığımız gibi farklı iş çalışma slotları, mesela 1 ile 4 arasında ya da birer saatlik sanırım slotlardı.
ben işte 1 ile 2 arasında şu yazıyı bitirmem gerekiyor ya da şu sunumu ya da şu araştırmayı yapmam gerekiyor diye başlangıçta konuşuyorsun. Ondan sonra o 1 saatlik çalışma sürecini başlatıyorsunuz. O da sana hangi konuda çalışmak istediğini söylüyor ve oturup çalışıyorsunuz ama o şey küçük hissi var. Şu anda birisi beni hani izliyor. Onu 1 saat içerisinde bu şekilde yapacağımı söyledim. Bunları tamamlayabilirim ki ben onunla şimdi ben sağ olsun başka bir abimizin ofisinde çalıştığım için orada açıp çalışamadım ama girip böyle üye olmuştum. Hani evde çalıştığım bir gün onu bir deneyimlemek istiyorum. Şu anda bizim yaptığımız gibi hani konuşmak yerine çalışıyor. Karşı tarafta çalışıyor. O da farklı bir deneyim ve bize katkı sağlayacak belki bir Ha, enteresanmış. bakım Yani böyle olabilir. yol arkadaşlığı yapıyorsun yani bir kişiyle birlikte. Aynen öyle. O kendi işini yapıyor, sen kendi işini yapıyorsun. Aynen. Ya bu işte hem belki mesela onlar çoğunlukla yabancı. Hani İngilizce konuşmak anlamında belki farklı işbirliklerine yol açmak anlamında da fırsatlar yaratabilir. Böyle şeyler var. Hani yurt dışında sen de Enteresan. biliyorsun böyle serbest çalışanlar çok acayip şeyler deniyorlar. Evet. Gezerek çalışanlar var. Biz daha sabit çalışanlar olarak, serbest çalışanlar olarak devam ediyoruz ama şimdi biraz girişimler netti. İşte bu hani girişimciliğin bu tarafını da aslında yazmak istiyorum. Biliyorsun işte indiehackers.com var mesela. Orada daha böyle tekil solopreneurların şeyleri var. Ya yani internet ve teknoloji bana göre bize mükemmel bir fırsat sunuyor. Yani hayatı ve dünyayı deneyimlemek adına. Ama bunu bir sisteme oturtabilmek gerçekten zor. Yani serbest çalışanların yani güncel ekonomi koşullarındaki o para döngüsünü bence serbest çalışanları da besleyebileceği bir boyuta gelmesi mümkün. Çünkü işte klasik paranın çok büyük bir bölümü çok büyük kanallara gidiyor ve diğer kesim daha çok küçük ve işte maaşlı çalışmayla yetinmek durumunda kalıyor. Ben biraz da işte serbest hani kitlesel fonlama olsun farklı açılardan kendimi biraz daha kitleden beslemeye de çalışıyorum. Hikayelerimi de hani kendi hikayemde aslında hem kendi kişisel blogumda hem de girişimlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Sen de keza paylaşırsan hem işte Ankara'yı hem kendi tecrübelerini podcast'in dışında da çok faydalı. Podcast için de ayrıca dediğim gibi teşekkür ediyorum. Podcast çeken arkadaşlar bizim girişimlerle de bunun için ayrı bir bölüm açtım. Ekosistemi bence geliştiren şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyorum bütün podcastleri ve özellikle sana. Evet yani ben de hani bunların linklerini paylaşırım senin blogun. Ben de arada bakıyorum yazdıklarına. Zaten işte o şey girişimler nete de üyeyim oradan da takip ediyorum. Hani yazılı içerik tabii biraz daha farklı. Ben hani podcast'te biraz alıştım hani konuşma sohbet de Evet. oluyor. O açıdan da seviyorum. Kendi başıma da birkaç bölüm çektim tek başıma. O da enteresan oluyor. Hani yazma tarafından birazcık uzaklaştım ama o tarafa da geri belki dönebilirim yani dediğin gibi. Peki şeyden bahsettik zamanı yönetmekten. Burada hani anladığım kadarıyla özellikle takip edip işte hani tüm zamanı neye ayırdın? Özellikle sen bayağı bir vaktini online bilgisayar başında geçirdiğin için takip etmesi daha kolay oluyor. Ondan sonra hani nereye ne kadar zaman harcamışım ona göre yani kendini sürekli böyle bir şey halde kendi harcadığın zamanın farkında olup ona göre tekrar düzenler halde tutabiliyorsun. Ama bunu finansal tarafta sağlamak biraz daha zor çünkü araya vadeler giriyor. İşte ne bileyim bir ay sonra alacağın var, 3 ay sonra alacağın var, bilmem kaç ay sonra ödeyeceğin var. Ve hani tek başına olduğun için kişisel finans da bunun içine giriyor. Evin kirası var işte doğalgaz bilmem ne. Bayağı böyle bir girift hale geçebiliyor. Hani bunu sağlamak için de hani farklı farklı yollar takip edebiliyor. Ben mesela şey gibi yapıyordum. Bir de ben hani evliyim, eşim var, çocuğum var. Şey gibi şey yaptım ben hani belli miktar para var bir kenarda bir hesapta para ihtiyaç oldukça oradan çekiyorum oradaki paraya bakıyorum başka hiçbir şeye bakmıyorum yani çünkü nakitim var mı yoksa tamam bir sıkıntı var yani artık gibi yani benimki çok primitif bir şey aslında ama yani iş böyle vadeler falan girdikçe daha da karmaşıklaşabilir işte mesela kitap projesine giriyorsun 1 yıllık ya da işte atıyorum 5 aylık proje hani öyle şeylere çok girmediğim için onu çok öngöremiyorum. Genelde benim aylık hani gelir gider şeyim var, tahminlerim ama vadeler arttıkça iş daha da karmaşıklaşıyor. Hele ki mesela girişimler netin şu an çok kısıtlı bir işte destek bütçesi var ama belki ileride daha farklı paralar kazanabilir ama şu an yok ve hani sadece sen varsın onun arkasında. Hani bunları düşününce
hani önceliklendirmeye de bu insan bir şekilde şey yapar ya. Ya işte freelance çalışsam şu kadar para kazanırım. Ya girişimler net hiçbir şey kazandırmıyor. Ama yani potansiyeli var. Hani orada bir insan şeye de düşüyor. Ya nasıl bunu yapsama da düşebiliyor. Senin mesela orada nasıl hani hem finansal kısmı hem zamanı ikisini bir arada düşündüğünde nasıl yönetiyorsun? Ya ben mesela serbest çalışırken, maaşlı çalışırken böyle çok fazla side project dediğimiz bir şekilde para kazanmadım. Böyle bazı küçük yaptığımız işler ya da küçük. Eskiden mesela AdSense'ten küçük kaç kazandım var. Oradaki hala 200 doları 200 TL'yi tamamlayıp da alayım diye. Yani bir ara bir 120 TL falan kazanmışım. Onu tamamlayayım diye böyle sadece bir yazıya şey koydum. Eğer bir herhangi bir yan gelirimiz yoksa aslında maaş çalıştığım zaman maaş belli, harcamalarımız aşağı yukarı belli. Bunu uydurmaya çalışıyoruz ve 3 aşağı 5 yukarı da aslında bir dengede gidiyor. Serbest çalışmaya geçtiğimizde işte filmin heyecanlı yeri aslında orada başlıyor. Ben normalde şu anda şöyle bir Money Lover diye bir uygulama var, ona bakıyordum az önce. Yani bunu 3-4 yıldır sanırım ben bu uygulamayı bütün harcamalarıma ekliyorum. Yani şu anda 162 bin TL'lik harcamayı ben elle bu uygulamaya girmişim. Bazen bu cüzdan yukarıda o tutarı gösteriyordu ve ekran görüntüsü paylaşınca arkadaşlar bunu görüp o işte 100 bin lira mı var falan diyordu. Ben dedim hayır onlar harcama. Böyle düzeltmek zorunda kalıyordum. Şimdi kişisel tarafta ben bunu hep tuttum. Dolayısıyla hani aylık ne kadar harcıyorum, işte ne kadar nereye harcıyorum, ulaşım konusunda İşte masrafım nedir vesaire gibi hepsini şey yapabiliyordum. Ama bunları da bir yandan sabit bir gelir olduğu için belli bir dengede götürüyordum. Serbest çalışma tarafında gelir dengesizliği çok büyük bir şey. Yani hani ben belki ilk ayrıldıktan sonraki dönemde bile acaba daha gelir konusunda kesinlik seviyesine oturttuğum birkaç yıl olmadan hani başlamamalıyım gibi. Keza hani zaten çevremiz o konuda çok makul sebeplerle de cesur davranmıyor ya da bizi bir şeyler yapmaya itmiyor. O gelir şeyini belli bir seviyeye getirebilmek için aslında çok çalışmak lazım ama bu bir sürü riski beraberinde getiriyor. İşte bunlar hani en önemlisi benim hep üzerinde durduğum şey zaman konusu. Çünkü hani zamana tabi varlıklarız. İşte bir günümüz 24 saat, yılımız 365 gün. Bunu genişletemiyoruz. Yani o işte biraz daha farklı çalışma metotlarıyla genişletebiliyoruz ama serbest çalışırken işte müşteri ya da danışman kazanma sürecinin de belli bir maliyeti var. Ben şunu fark ettim. Ben 10-11 yıldır çalışıyorum. Şimdi maaşlı çalıştığınız zaman bir şeyleri nasıl faturalandıracağınızı bence çok iyi göremeyebiliyorsunuz. Yani işte daha düşük kendinizi kazanmaya ya da hani acaba bu kadar istemeli miyim ya da bu kadar bu işin ederi bu mudur gibi tereddütler yaşamaya başlıyorsun. Bir yandan hani kıyaslama, benchmark yapacak bir şeyiniz yoksa özellikle orada bir tereddüt süreci başlıyor. Ben hani dediğin gibi işte mesela 6 saatlik bir günlük verimli çalışma süremiz var. Belki hani bunu daha da düşürmek mümkün. Ben bunu arkadaşlarıma sorarak da deneyimliyorum. Hani normal bir maaşlı çalışan, hani günde kaç saat verimli çalışıyorsun eğer ölçüyorsa. Çok farklı belki dramatik rakamlar da söyleyebiliyorlar. Şimdi biz günlük çalışma süremizi maaşlı çalışırken hani 8 saat üzerinden hesaplıyoruz. Hatta yolda mesela hesaba katarsak 9 saat gibi. Hani oradan bir kendimize saat ücreti çıkarıyoruz ama serbest çalışmaya başladığımızda bizim aslında o verimli çalışabildiğimiz süre önemli olan. Hatta o verimli çalışabildiğimiz sürenin içerisinde aslında para kazandığımız süreç. Yani yurt dışında serbest çalışma platformları var bilgisayar. Yani saat başı çalışmak üzerinden. Bunu özellikle yani yazılımcılar kullanıyor. Ve ne kadar çalışırsa o kadar çok somut bir şekilde kazanabiliyor. İş ama o biraz daha saat başı ücretlendirmenin ötesine geçtiği zaman çok ciddi bir dalgalanma başlıyor diyebilirim. Yani birinci koşul bence kesinlikle o şey serbest çalışmayı düşünen bir kişinin daha az kazanacağına, belli bir süre için daha az kazanacağına ve daha fazla acı çekeceğine hazır olması lazım.
Yani bunu zaten başarabiliyorsa, bunu yaşamadan böyle bir süreç kurabiliyorsa, hani bu çok mükemmel olur ve tahmin ediyorum ki bunu başaran çok az sayıdaki kişiden birisi olur. Ki sadece bunu şimdi Türkiye koşulları hep klasik olarak bahse konu oluyor. Yani işte krizdi, seçimdi, şu bu gibi ya da ya bir şirketle anlaşıyorsunuz, örnek veriyorum. O şirketteki çalışanların değişmesi bile sizin iş sürecini etkileyebiliyor. Dediğim gibi birincisi o daha az gelir kazanılan bir döneme alışkın olmak gerekiyor. Ama onun geçici olacağını da düşünmek gerek. Kişisel hedeflerimiz neyse, ben şuna inanıyorum. Yani insan neyle mücadele edebilir? Gerçekten sevdiği şeyler için mücadele eder. İçinde bulunmuş işte ailesi için mesela, hani canlı bir kaplanla bile belki güreşebilir, savaşır. Burada birincisi o çıkışı yaptım. Yani serbest çalışmak istediğimiz alanı kesinlikle sevdiğimiz bir alan olması lazım, ama ondan sonra da bu gelir kazanma sürecini belli bir seviyeye çekmek. İşte o gerçek ederimizi bulmak için de sürekli deneme yanılmalar yapmak ve bir yandan da kendimizi geliştirmek gerekiyor. Ben şu anda o, hani hem kendimi o taraftaki geliştirme sürecinde görüyorum. İşte benim mesela 2017 sonunda Dofo ile çalışma ve onların hem ofislerine gitme, işte 2018 sonunda ofislerinde bir süre beraber çalışma deneyimim eski bütün deneyimlerimi yendi. Çünkü Webrazi'de de biz 3-4 kişi başladık ofiste. Öyle bir küçük bir şirketin bugün işte 10-15 ile belki 20 arasında şu anda ofiste çalışan var. O boyuta gelmesine şahit oldum. O süreçlerin yanında işte danışmanlarla ya da bizim serbest çalışma noktasındaki müşterilerimizle diyelim ilişkimiz bizi geliştirecek şeyler. Yani bunu da hesaba katmak lazım. Yani bugün X TL karşılığında çalıştığımız bir danışman aynı zamanda bizi Y kadar tecrübede kazandırıyor. Aynen. Yani eğer biz işte 2 yıl sonra artık gerçekten tamamen karşı tarafa veren, karşı taraftan çok işte zaman yönetimi konusunda olsun, işte az önce başlamadan önce hani bir çekim yaptık. Mesela bu canlı yayın bile aslında bir tecrübe, olabilecek risklere karşı. Şimdi Checklist Manifesto diye bir kitap okuyorum. Onu da bulabilirsem. Mesela bundan faydalanıyorum. Checklist Manifesto diye. Kontrol listesi yapmanın ve aslında işin çok basit görünen, çok çok basit görünen işlerin hani peş peşe yapılması gerektiği noktada nasıl gözden kaçırılabileceğini anlatıyor. Çünkü bir karmaşıklıkla mücadele ediyoruz aslında. Serbest çalışma noktasında da o işte gelir denklemini oluşturabilmek için biraz daha sanıyorum o başlangıçta acı çekmeye ve o ölçümleme yapmaya kendimizi gerçek o denklemi bulabilmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda ben onu hani mesela Webraz'daki koşulları tam olarak şu anda sağlayamadım. Hani kitap sonrası dönem için söylüyorum. Onu oluşturmaya çalışıyorum. İşte o zaman ve o bütün iletişim süreçlerinde yeniden maksimize, optimize etmeye çalışıyorum. Bu tecrübelerim de dediğim gibi mümkün olunca yazmaya gayret edeceğim ki daha fazla hani bizden başka yapmak isteyenler de daha hızlı sonuca ulaşabilsinler. En önemli şey, ben biraz hani girişimcilerle Webraz'da birçok hani yazı tavsiye falan paylaştım, ama nispeten şey diyor, hani böyle teorik fizikçi gibi, teorik girişimci gibi görüyordum kendimi. İşin içerisine girdiğinizde hani belki birinci söylenmesi gereken kural, biraz sonra okuyacakların hepsi uygulamaya geçtiğinde farklı şekilde aksedecektir demek. Çünkü yani bütün okuduklarımız gerçekten işin içerisine girdiğinizde değişiyor. Yani bütün zamanlama, bütün şeyler, planlar, işte sağlık durumları, moralimizin bozuk olması, performanslarımız, şunlar bunlar hepsi yani Allah korusun işte doğal afetler, her şey olabilir yani. Ne kadar yani başarı bizim bütün zorluk ihtimallerine karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzla ilgili. O da kolay bir şey değil. Birbirimize destek olursak sanırım o daha da kolay geçer. Evet, bence çok güzel noktalara değindin. Özellikle hani bu şeyden dem vuruyorsun, acı çekme. Yani o bence önemli bir nokta.
Çünkü genelde böyle dışarıdan şey geliyor. O adama bak ne güzel işte evinden çalışıyor, geziyor, tozuyor falan. Evet. İşte danışmanlık yapıyor falan. Bak bir de saatine kaç para istiyor falan diye. Evet. Sonra kendini hesaplıyor. Ben işte yolla birlikte 10 saat işte hani onu çarpsa o çok para kazanıyor bu adam falan diyor ama dediğim gibi bir sürü aslında zaman alan bir sürü farklı şey var. Ve her seferinde atıyorum yeni bir danışan yeni bir müşteri aldığında yeni bir sürece giriyorsun onu öğrenmen gerekiyor. Bunların Evet. hepsi yani hepsi aslında zaman ve enerjiyi tüketen şeyler. Bir yandan da hani şey o kadar da kolay olmadığını aslında anlamak gerekiyor. Mesela bu girişimcilik için de geçerli. Mesela hani burada hani senin anlattığın girişimlerde girişimcilerin o tavsiyeleri arasında vardı. Yani işte kan ter gözyaşı olacak kesin diyor birçok girişimci. Hani bu böyle şey değildi. Hani çok böyle toz pembe bir dünya değil Evet. kesinlikle. Sadece hani başarı hikayelerine bakmak la olacak bir şey değil. O yüzden de ben mesela bunu hani kitaptaki hikayeleri değerli buldum. Çünkü burada yaşanan zorluklar da yer alıyor. Sadece işte atıyorum yemek sepeti işte Bu kadar para kazandık bu değil. kadar para kazandı değil. Aynen o oraya gelene kadar neler çekti. İşte efendime söyleyeyim bir ara gitmişler işte internet bağlantıları kopmasın diye oradaki belediye işçileriyle de hani Evet. uğraşmaları gibi hani böyle bir sürü hikayeleri var aslında. İşte yani o konfor alanından çıkmak denen şey aslında ilk adım. Hani daha konforlu bir yere geçmiyorsun. Ve aslında böyle hani Kesinlikle. maaşı çalışmadan şeye geçtiğinde, kendi zamanını yönetmeye geçtiğinde daha konforlu bir yere geçmiyorsun. Yani belki o konforu kazanırsın ileride düzenini iyice oturttuktan sonra. Ama aynı konfora maaşı çalışırken de sahip olabilirsin. Hani o yüzden biraz daha iyi ölçüp biçmek her zaman önemli. Zamanını işte maaş çalışırken de iyi değerlendirebilirsin. Önemli olan dediğin gibi ne yaptın belki nasıl yaptığından ziyade işte maaşlı mı yaptın, kendin mi yaptın, kurumsalda mı yaptın, startup mı yaptın ama yani nasıl yaptığından ziyade neyi yaptığın, yapabildiğin belki seni daha böyle yönlendirmesi lazım. Bu sayede daha şey yaptığın işten daha memnun olursun gibi bir düşünce oluştu bende de yani. Hem bu işte hikayeleri dinleyip okudukça hem de kendim de deneyimledikçe bunu daha iyi anlamaya başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Podcast ve psikoloji demişken mesela ben keşfettiğim podcastlerden birisi psikolog Beyhan Budak diye bir psikoloğun bir podcast'i var mesela. Ben onu hatta bir röportaj yapmayı da düşünüyorum kendisiyle. Hani girişimcinin ya Harika. da serbest çalışanların psikolojisi diye. Çünkü hani bugün mesela özel şirketlerde işte hastanesi, psikolog desteği falan veren özel kurumsal şirketler bile var. Hani, ama hani serbest çalışınca öyle değil. Bugün bütün ben böyle insan hikayelerine aslında odaklanmaya gayret ediyorum ve benim için mesela sinemada da gerçek hayat hikayeleri benim için hep böyle daha çarpıcı geliyor ve hani merakla izliyorum. Hani bizim hikayemizde de burada belli bir acı süreci işte. Yani bakıp bugün tırnak içinde imrendiğimiz her şeyin arkasında çok ciddi bir şey süreci var. Yani onunla ilgili hatta Elon Musk birisi tweetine bir yanıt vererek Elon Musk olmak mükemmel bir şey falan değil gibi bir soru sormuştu galiba da. Yani hani dışarıdan öyle görünüyor ama bir de arka tarafta hani neler yaşadım işte. Mesela işte hükümdar, devlet başkanı falan keyif onun yani her şeyi her istediğini yapabiliyor falan diyoruz ama hani onun başka da yükleri var gibi. Sadece o belli bir rahatlığa kavuşuncaya kadar olan o acı sürecini katlanmayı tercih edenler ve etmeyenler var bana kalırsa. Yoksa o hani eleştiri işte çok belki klasikte olacak işte Picasso'nun galiba bir şeyi var hani bir resim istiyor Picasso'dan galiba. İşte hemen o en sonunda yapmaya ikna oluyor. Hemen çiziyor 5 dakikada bir şey veriyor ya diyor. Ne kadar diyor işte çok büyük para falan. Ha bu olur mu diyor ya 2 dakikada çizdin o da hani 10 yıl 2 dakika falan klasik şey. Gerçekten ben kendimi şöyle geliştirmeye gayret gösteriyorum. Yani görünen hiçbir şey göründüğü gibi değil ya da o noktada böyle puf diye birden var olmadı. Yani o işte parlak kılıç bakıyorsun ne kadar mükemmel bir kılıç ama onun işte o dövülme süreci, onu yediği çekiç sayısı onu o hale getirdi gibi. O şimdi hayat kendimde de o acı çektiğim süreçleri o filmin geneline bakarak yani hayatın bir süreç olduğunu ve benim istediğim şey belki gençken bunları biraz daha şey karşılıyoruz.
Ya işte hemen olmalı ya da niye olmadı diye. Yani demoralize de olabiliyoruz. Çok sevinebiliyoruz. Onunla ilgili bir yazı da paylaşmıştım. Bir yazarın yazısı. Hani çok başarılı olduğunuzda da diyor. Kötü bir şey olduğunda ya da biraz başarısız olduğunuzda da diyor. Büyük duygu durumlarına kapılmak yerine benim kendi mağarama çekiliyorum. Benim mağaramda diyor yazmak. Zaten yazıyorum. Yani işime dönüyorum diyor aslında. O duygu durumlarını biraz daha iyi yönetebilmek gerekiyor. Herkes işte o yani farklı eleştirilerde ya da şeyde bulunanlar aslında kendileri için rahat olanı tercih etmiştir. Biz de bazı tercihler yapıp bazı şeylerden vazgeçiyoruz. Herkes için umarım güzel olan olur. Ki herkesin serbest çalışmasına gerek yok ya da bu zorunluluk değil ya da bu büyük yani gerçekten ulvi olanı daha değerli olanı biz yapıyoruz diyemeyiz sanırım. Önemli olan yaptığımız iş içerisinde doğru olanı yapmaya gayret göstermek bence bulunduğumuz konumda. Umarım faydalı olmuştur herkes için de. Evet, çok teşekkür ederim Fırat. Sanırım 1 saat 20 dakikaya yaklaştık. Evet. Öncesinde seninle bir konuşmuştuk. Bayağı keyifli Evet, ben saate bakıyorum aslında oldu. doğru Senin de hesaplayamadım. şimdi, aynen senin de şimdi zamanın ne çok da şey yapmak istemedim. Zaten dinleyicilerimizi de çok fazla uzun tutmamak adına. Son kapatmadan önce sana iki tane sorum olacak. Birisi hani sen zaten birçok platformda varsın. Sosyal medyada işte kendi web siten var. Hani takipçilerimiz seni nereden takip edebilir ve sana nereden hani ulaşmalarını tercih edersin? Bunu bir sormak Süper. Yani çok kısa yanıt vereyim. Yani Fırat Demirel diye bütün sosyal ağlarda aradıklarında aslında ulaşabilirler. Takip etmek için, soru sormak için ulaşabilirler. Ama soru sorma noktasındaki motivasyonu e-mail tarafında daha iyi. Onu da fıratdemirel@gmail.com'dan bana yazabilirler. Akıllarına gelen, benim uzmanlık alanı içerisinde olduğumu düşündüğüm konularda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buradan belki senin sosyal kanallarında tekrar sen hatırlatırsın zaten. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Bir de son olarak hani takipçilerimize vermek istediğin bir hani çağrın hani call to action derler. Hani var mı? Süper. Ya ben güzel bir şeyler yapmak isteyen kişilerin psikolojilerini olumlu olana odaklamalarını bir önce daha böyle farklı bir tavsiye olarak şey yapayım da. Çünkü hepimiz aslında güzel bir şeyler Türkiye'de işte girişimcilik alanında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O bence olumlu havayı hepimizin koruması lazım. Benim açımdan da şu anda girişimler.net'i hayata geçirmeye çalışıyorum. Oraya gidip girişimleri inceleyip okuyup paylaşırlarsa süper olur. Destekleri için herkese ve sana özellikle benim kitap sürecinde destek olduğun için yani ben her zaman o destekçileri böyle daha önemsiyorum. Çünkü benim hikayemin başlangıcında bana destek oldular ve o dediğim gibi o süreç hissiyatında onlar benim için her zaman kıymetli. Bir süreç içerisindeyiz. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar konuk ettiğin için. Ben çok teşekkür ederim Fırat. Bu bölümümüzün de artık sonuna geldik. Beni Charles Sarıgöz Twitter handle'ından takip edebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal mecralarından Facebook hariç Charles Sarıgöz diye arattığınızda bulabiliyorsunuz. Facebook'ta artık çok böyle aktif değilim. Şu son şeylerden sonra biraz çektim elim ayağımı. Veri tızın şeyim, güvenliğiyle ilgili konulardan dolayı. Ama diğer platformlarda varım. Beni oralardan takip edebilirsiniz. Zaten bunu charsargöz.com üzerinden de podcast'in hani açıklamasını yine böyle detaylandırarak yazacağım. İşte konuştuğumuz kişiler, bahsi geçen kişiler olsun, linkler olsun hepsine yer vermeye çalışacağım. İsteyenler de hani işte izlemek ya da dinlemek bana çok uzun geliyor. Yani böyle özet görmek isteyenlere de öyle bir konu başlıklarını ve linkleri yer vermeye çalışıyorum. Oradan da isterseniz bakabilirsiniz. Tekrardan bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkürler.